İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 parlamento seçimlerine bir aday daha, Razmik Osroyev. Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen patlamada 36 kişi öldü. Rojava'daki Kürt makamları Ermeni okulunun 24 saat içinde kapatılmasını talep ediyor. Lavrov, Çavuşoğlu ile Suriye sorunuyla ilgili zirveyi görüşmeye hazırlanıyor. Küresel ısınma Ararat Dağı'nın karlarını eritiyor. Ve oturumunda kanser hastası Hasan Subaş'ına özgürlük istendi. Razmik Osroyev, 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilli adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib şehrinde en az 36 kişinin öldüğü güçlü bir patlama oldu. 40'tan fazla ise yaralı var. Patlamanın Sarmada adlı köydeki bir konutun birinci katında yer alan askeri bir depoda gerçekleştiği belirtildi. Patlama neticesinde bina tamamen çöktü. Kaynağın verdiği ayrıntıya göre patlamada kurbanların sayısı 36'ya çıkarken 40'tan fazla yaralı da hastanelere yetiştirilmiş durumda. Patlamanın nedeni henüz açıklığa kavuşturulmuş değil. Kuzey Suriye'de bulunan Derik'teki Ermeni okulu 7 Ağustos'ta Rojava Kürt yönetiminden 24 saat içerisinde okulun kapatılması doğrultusunda bir mektup aldı. Sebebi ise okulun Kürt yönetimi tarafından hazırlanan eğitim programına karşı çıkılması. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme sırasında Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa'nın katılacağı Suriye sorunuyla ilgili zirve toplantısının ön hazırlık çalışmalarını ele alma niyetinde. Lavrov, Rus tarafının Suriye ve tüm bölgede barış ve istikrar için Rusya ve Türkiye'nin özel bir sorumluluğa sahip olduğu belgesine dayanmaktadır, dedi. Bakanlar, yakın bir gelecekte öngörülen toplantıda Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa liderlerinin Suriye sorunuyla ilgili dörtlü zirvesinin organizasyonuyla ilgili sorunları görüşecek. Lavrov'un sözlerine göre taraflar, süreci Suriye'de ulusal diyalog ve uluslararası hukuk ilkeleri temelinde götürmeyi deneyecekler. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu'nun cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ve hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta cumartesi günü düzenlediği F oturumu eylemi bugün 333. haftasında. Bu haftada Galatasaray Meydanı'nda buluşan insan hakları savunucuları Sirivli Altınoğlu L tipi cezaevinde bulunan kanser hastası Hasan Subaş'ına özgürlük istedi. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın, Hasan Subaş'ı serbest bırakılsın, tecrit öldürür, dayanışma yaşatır pankartlarının açıldığı eylemde hasta mahpuslar serbest bırakılsın, Hasan Subaş'ı serbest bırakılsın, tecrit öldürür, dayanışma yaşatır, tedavi haktır, engellenemez, insan haklarıyla insandır, onursuz arama işkencesine son, tek tip elbiseye hayır sloganları atıldı. İnsan hakları savunucuları olarak hapishanelerin insan haklarına, hukuka ve tutuklu haklarına uygun hale getirilmesi ve sağlığa erişim haklarının sağlanmasını istediklerini belirten Demirel, Hasan Subaşı'nın koşulsuz sarı verilmesini istediklerini belirtti. Dağcılar Ararat Masis Dağı karlarının küresel ısınmayla birlikte günden güne eridiğini söylüyorlar. Geçen yıl Ararat Masis Dağı'nın 5137 metre yüksekliğindeki buzulda bir küçük taş görünüyordu. Bu yıl aynı yerde buzların erimesiyle geniş bir kara parçasının açığa çıktığı vurgulanıyor. Batı Ermenistan'ın tabanı olan Ararat Masis Dağı'nın zirvesi tamamen kar ve buzullarla kaplıydı. Dağcıların belirttiği gibi sadece birkaç taş görünüyordu. Fakat bu sene pek çok taş görünür oldu. Dağcılar ayrıca uzun yıllardan sonra zirveyi çıplak görüyoruz, dediler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan, Uluslararası Yerli Otokton Hakları gününü 9 Ağustos 2018 tarihinde 48 nolu kararname ile onayladı.
Burada dünyaca tanınan Ararat Masis Dağı Kutsal Dağ olarak sınıflandırılmış, Batı Ermenistan ve Ermeni halkı tarafından korunan volkanik dağ olduğu vurgulanmıştır. Tarih öncesi zamanda Ararat Masis Dağı, günümüze kadar Ermeni sanatı üzerinde büyük etkisi olan Koçu veya Ares, Ariler Zodyakını simgeliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluğu sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.